Her gün yıldırım. Bir şehir, bir deprem, bir sosyoloji. Elazığ depreminde bir sosyoloji yükseldi. Depremin yıkıcı sarsıntılarından doğan bir sosyoloji, metafiziği, dayanışma ruhunu, vatanperverliği ve milli bilinci içinde taşıyan bir sosyoloji. Bütün Türkiye satında millet oluşumuzun tazeliğini bize hissettirdi. Dayanışma ruhu Emine Kuştepe ve Mahmut Osman bu sosyolojinin iki önemli aktörü. Toplumda süren önemli iki meseleyi temsil ediyorlar. Kürtçe ve Suriyeliler. Yaşanan kutuplaşmalar aşarak kolektif bir bilinci ortaya koydular. Emine Kuştepe bize yeniden en ölümcül durumlarda kardeşliğimizi hatırlattı. Dilin kardeşliğini, yardımın ve fedakarlığın dili aşan derinliğini hissettik. Dilin fedakarlığı ve kardeşliği besleyen anlamını gördük. Elazığ... Kürt mü gibi ırkçı söylemler bu dayanışmanın derinliğiyle boşa çıktı. Irkçılar acıyı paylaşmak için yükselen derin kardeşliği bozamadı. Mahmut Osman 4 milyon Suriyelinin kardeşliğe uzanan vicdanı oldu. Suriyelileri Türk köylerine sokmayın diyen bilinçlerin ahmaklığını gösterdi. Türklerle Suriyelilerin beraberliğinin resmini ortaya koydu. Dürdane Hanım bir vicdanın itirafı. Cemil Meriç, her itiraf bir samimiyettir sözü geldi aklıma. Dürdane Hanım da bu samimiyetle itirafta bulundu. Taşladığımız Suriyeli çocuklar. Ama bu bilinci aşarak Mahmud'u kucakladı, depremin bir imtihan kadar bir lütuf olduğunu gösterdi bize. Evet, deprem hem bir lütuf hem de bir sıkıntı lütuf çünkü bizi yeniden dayanışma ruhuna yöneltti. Yeniden kardeş yaptı, yeniden bir yaptı, yeniden ortak vatan ruhunda buluşturdu, yeniden ortak millet bilincine yerleştirdi. Elazığ depreminin bu yüksek şiddete rağmen az bir sayatla atlatılması bu lütfun emaresidir. Allah ikaz etti. Deprem metafiziğidir bu da. Allah çeşitli sıkıntılarla da bizi uyardı. Eşini, çocuklarını, evini, marketini kaybettiğini söyleyen depremzedenin yaşadıklarında ve konuşmalarında bunu gördük. Evleri başına yıkılanlar, soğuk kış gününü dışarıda geçirenler, panik ve korku içinde yaşayanlar Bunlar sıkıntıdır, Allah'ın ikazıdır. Ne kadar iyi önlemler alırsak alalım, ne kadar bilimle açıklarsak açıklayalım, yine de her depremin Allah'ın bize olan ikazı olduğuna inanırız. Müslüman böyle inanır, kendisine dönüp bakar, yanlışlıklarını, zaaflarını gözden geçirir. Her şey Allah'ın takdiridir, deprem de öyle. Layıkçı kesimler ne derse desinler biz Müslümanlar depremi hem bir lütuf hem de bir imtihan görüyoruz. Bu bilinçte binalar ve şehirler inşa ederken ranttan kazanç sağlayanların, denetimleri yapmayanların, bilimsel araştırmalara göre hareket etmeyenlerin gerçekliğini es geçelim demiyoruz. Bilim ve din bizim için karşıt değiller, birbirini tamamlıyorlar. Deprem milliyetçiliği Elazığ depremi sivil milliyetçiliği tetikledi. Herkes vatan, millet ve devlet vurgusunda bulunuyor. Allah devlete ve millete zeval vermesin diyor. Çünkü yıkıntılar altında insanlarımızı kurtarmaya koşan, afat ve kızılayla büyük yardımlarda ve desteklerde bulunan devlet, enkaz altında kalmanın ötesinde enkazı kaldıran, koordinasyonu düzenleyen, hemen yeni yaşam alanları dizayn eden, güvenliği sağlayan devlet, hükümet. Millet ve vatan duygusunun kolektif birliği depremle birleşti. Depremin yıkıcı ve dağıtıcı sarsıntılarına karşı bu kolektif bilinçle cevaplar veriliyor. Vatan ve millet duygusu içinde Elazığ yeniden kendine geliyor. Türk, Kürt, Saza, Sünni ve Alevi çeşitliliğini bu kolektif bilinçler içinde tutuyor. Deprem bunları daha kardeş yapıyor, daha da Türkiye'nin milli varlığına taşıyor. Mersin'den Antalya'ya, Trabzon'dan Ankara'ya bütün Türkiye'nin kalbi Elazığ'da dağıtıyor. Depremi kutuplaştıranlar Henüz yaralar sarılmamışken, insanlar beton enkazlar altında can çekişirken kimileri cehaletlerini kustu. Sinemada, kültürde, yardım faaliyetlerinde sosyal aktör olan kimileri içindeki kin ve fesatlığı saçtılar etrafa. İktidara da, elezada küfürler savurdular. İnkarcıların inkarcılığını yaptılar. İçindeki cehaleti, kötülüğü, bencilliği ve egoizmi ortaya koydular yalanlarıyla kutupçuluğun anasını yaptılar. Geldiklerinden beri diye başlayarak bütün AK Parti iktidarını çizenler, Elazığ'ı sapkınlık ve ıkçılıkla suçlayanlar, başka şehirdeki yıkık hastaneyi Elazığ'daki bir hastane diye gösterenler, en çok kutuplaşmadan şikayet edenler deprem üzerinden kutuplaşma öğrettiler. Ama nafile, Elazığ derin ruhuyla çoğuldur, millidir, vatanperverdir, içinde nice edipler, nice alimler, nice münevverler ve nice irfan ehli insanlar yetişmiştir. Bu sarsıntıdan sonra yeniden silkinecek, yeniden ayağa kalkacak, yeniden Türkiye satında parlayacak.